Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bu özel yayınımızda çatışma çözümü ve barış süreçleri üzerine konuşacağız. Konuklarımız Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Betül Çelik ve Bir Arada Akademi üyesi Doktor Ferda Fahrioğlu Akın. Ferda Hocam, Betül Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Çatışma çözüm ve barış süreçlerine neden konuşalım dedik. Aslında bu mevzuyu her daim konuşmamız gerek ama bugün gündemimizde, bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözüm sürecinin muhatabı HDP'dir ve meclistir açıklamasının üzerine hem Halkların Demokratik Partisi eski Genel Başkanı Sezai Temelli bir açıklama yaptı. Bunu Halkların Demokratik Partisi'nden çeşitli açıklamalar izledi. Yine eski eş genel başkanlardan Selahattin Demirtaş Twitter'dan mesaj yolladı. Evet, tabii ki tartışmaya hem muhalefetin çeşitli siyasi aktörleri dahil oldu hem de siyasi iktidarın bir kanadı olan Devlet Bahçeli de bu sürece dahil oldu. Tabii seçim sürecine girdiğimizde hem HDP'nin konumu hem de çatışma çözüm ve barış süreçlerini belki de yeniden konuşmamız gerekecek. Biz de buna bir hazırlık mahiyetinde de olması sebebiyle bu meseleler nasıl tartışılıyor aslında, nasıl bir literatür var bunun arkasında, bunu Türkiye'ye nasıl bağlayabiliriz, bu sorulara cevap aramaya çalışacağız. Betül Hocam, sizinle başlamak istiyorum. Öncelikle hocam, şimdi biz çatışma süreci ve barış süreçleri diyoruz. Bu çatışma çözüm süreçlerinde nasıl aşamalar var hocam? Müzakere sürecinin aşamaları neler? Ve başarılı örneklerde bunlar nasıl ilerlemiş hocam? Bizim için genel bir giriş yaparsanız çok memnun oluruz. Teşekkür ederim öncelikle çağırdığınız için yayına. Tekrar barışı konuşuyor olabilmek herhangi bir siyasi nedenle de olsa çok güzel. Çünkü çok kötü süreçlerden geçtik. Şimdi çatışma çözümü ya da barış süreçleri dediğimizde aslında birçok farklı barışçıl müdahaleden bahsediyoruz. Çünkü çatışmalar birçok sorun üretiyor ve bu sorunların da birçok muhatabı, bunlardan birçok yara almış kesimi oluyor. Dolayısıyla aslında çatışma çözümü dediğimizde biz birçok farklı müdahaleden oluşan süreçleri idealinde konuşuyoruz. Ama çoğu zaman tabii ki bu diyaloglar, müzakereler yoluyla bizim lügatımıza giriyor. Ama aslında müzakere dışında arabuluculuk süreçleri, ki müzakereyle birlikte yürütülür, tahkim, sorun çözme çalıştayları, gruplar arası diyaloglar, hepsi barış süreçlerinin parçalarıdır. Önemli olan çatışma çözümü yöntemleri başarılı bir çatışma çözümü analizi yapıldıktan sonra üretilmelidir. Yani aslında barış süreçlerin, çatışma süreçlerin hepsi ne seviyede olursa olsun öncesinde önemli bir analiz gerektirir. Yani hangi çözümün ne zaman ve nasıl işe yarayacağını ancak yaptığımız analiz belirler. Türkiye'deki gibi Kürt meselesi gibi etnik sorunların çözümünde birçok yöntem kullanılabilir ve aslında birçok yöntem aynı anda kullanılmalı. Lederach bu konudaki barış çalışmalarındaki ünlü John Paul Lederach, hatta Kolombiya sürecinde önemli danışmanlarındandır. Barış sürecindeki aktörleri bir piramide benzetir ve en üst seviyedeki liderlerin konuşmasını liderler birinci seviye der ve biz genelde işte bu seviyeye odaklanırız. Türkiye'de de böyle bir süreçten geçtik. Ama barış süreçleri dediğimizde ya da çatışma çözümü dediğimizde her seviyedeki müdahalelerden konuşmamız gerekir. Orta seviye dediğimiz toplumca sayılan, direkt olarak siyasa üretmeyen ama siyasa üreticilere ulaşabilecek ya da onları etkileyebilecek kişilerdir. Bunlar iş dünyasından kişiler, akademisyenler, gazeteciler, dini liderler, sivil toplumda sayılan bireyler olabilir. Bunların süreç içerisinde bir araya gelerek sivil toplumda yani daha toplumsal düzeyde konuşulanları kendi aralarında konuşmaları, anlaşarak süreci desteklemeleri barış süreci için önemli bir destek sağlar. Bu kişiler hem bu yolla üst düzey konuşulanlara bazen yardımcı olurlar, bazen baskıcı olurlar. Mesela Kuzey İrlanda'da resmi düzeyde görüşmeler başlamadan önce bu seviyedeki önemli bazı anahtar kişiler bir araya gelerek sürecin başlamasına yardımcı olmuştur. Hatırlarsanız bizde de 2009'da süreç böyle başlamıştı. Hı hı. 12 kişi bir araya getirilerek sorulmuştu. Dolayısıyla aslında ilk aşamada biz bu sürecin planlanması, konuşulması, temasa geçilmesi aşamasını görüyoruz. Ama dediğim gibi bir de alt seviye vardır. Yani çatışmalardan direkt etkilenmiş kesimlerin, toplumların bir araya getirilmesi. Bunda da birçok
sosyopsikolojik barışçıl müdahale gerekir. Ve başarılı örnekler aslında farklı yöntemlerin bir arada ve birbirine uyumlu bir şekilde yürütmediği süreçlerdir. Ve niçin biz peki çatışma çözümü dediğimizde ya da barış süreçleri dediğimizde genellikle müzakereleri anlıyoruz? Çünkü birçok barış süreci dünyada bu yöntemle çözülmüş. Mesela dünyadaki etnik çatışmaların verilerine baktığımızda, ben bir araştırma yaptım. Uluslararası kriz davranışı verilerine göre 1918-2001 arasındaki 434 uluslararası krizin 128'inde yani %30'unda arabulucular devreye girmiştir. Fakat bu oran özellikle Soğuk Savaş'ın bitip etnik çatışmaların arttığı dönemde azalmaya başlamıştır. Başka bir veriye göre 1940-1992 arası iç savaşların müzakerelerinin başarılı sonuçlanma oranı %62. Yani başarılı şeylere baktığımızda müzakerenin ana yolu olduğunu görüyoruz. Bu müzakerelerin başarılı olmasında çoğunda da arabuluculuk, yani çoğu zaman dışarıdan tarafsız birinin sürece yardımcı olduğu süreçleri görüyoruz. İçeriden arabuluculuk da olabilir, onu da ayrıca konuşabiliriz. Ama isterseniz burada durayım ben. Evet hocam. Devam edebilirim ama Berda hocam da konuşur. Evet, ikinci turda devam edelim hocam. Siz dediniz ki benim anladığım kadarıyla paralel süreçler işletilmesi çok önemli. Özellikle etnik ayrımcılık içeren bu süreçlerde farklı kademelerin aynı anda işletilmesi gerekir. Dolayısıyla o zaman hocam ben Türkiye meselesine tekrar döneceğiz ama buraya baktığımızda belki de en temelde doğru soruları soramadığımızı görüyorum. Çünkü sanki tek bir noktada sadece işte birilerinin masa başında yapılacağı müzakerelerle kocaman arka planı olan bir çatışma sürecinin çözüleceği gitmiş gibi bir algı söz konusu. Türkiye ile ilgili neleri yanlış yapıyoruz soruma kendim bir cevap bulmuş oldum hocam. Ferda hocama dönmek istiyorum. Ferda hocam, size de ilk girişte şunu sormak istiyorum aslında. Betül hocamın bahsettiği noktadan hareketle çatışma çözüm süreçlerinde, bunun içerisinde müzakereye de dahil edebilir, barış süreçlerinde kavramsal açıdan baktığımızda ya da aşamalarında siz neler eklemek istersiniz? Daha doğru giden süreçler ya da aksaklıklar içeren süreçlerde neler doğru yapıyor, neler yapılamıyor? Betül Hocam çok güzel bir çerçeveyle başladı zaten. Yani bizim Türkiye'deki örnekleri gördüğümüz aslında yukarıdan aşağı dediğimiz bir müzakere süreci. Yani yukarıdan tamamen işte dolayısıyla herkesin ilk burada baktı ve temel karar alıcıdan oldu gruptu. Ben ikinci ve üçüncü seviyeyi çok önemsiyorum. İkinci seviyede Betül Hocam'ın dediği gibi işte sivil toplum örgütleri, entelektüeller, dini liderler ve alt seviyede çatışmadan etkilenen kişiler. Belki buna biraz da diğer iki örnekten bakmak lazım. Orada nasıl bir itici güç olduğunu ve aslında barış süreçlerinin yukarıdan aşağıdan ziyade aşağıdan yukarı şekilde gitmesinin ne kadar önemli olduğunu. Yani mesela şey var, yani Filipinler'e baktığımızda 2003-2004 yılları arasında orada dini liderler bir araya geliyor ve onlara şey yapılıyor. Yani çatışma çözüm eğitimleri veriliyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Barış eğitimi bu yöntemlerden bir tanesi. Yani orta seviyenin eğitilmesi ve onların aktarılması için. Alt seviye çok önemli. Şundan dolayı alt seviye aslında baktığımızda veriler bize söylüyor, şunu diyor ki çatışmadan birebir etkilenen insanların birbirine temas etme oranı %0.05. Yani her 200 kişiden biri ancak temas edebiliyor. Ve bunun da üçte birini ancak sıradan insanlar, çatışmadan etkilenmiş olan insanlar oluşturuyor. Dolayısıyla insandan insana barış yöntemleri dediğimiz girişimler çok önemli oluyor. Bunlar hem alt seviyede hem de orta seviyede alanda olabiliyor. Burada gruplara belki biraz bakmak lazım. Kadın hareketleri, dini gruplar, bunlar gerçekten çok önemli, çok önemli örnekleri var. Yani mesela Liberya'da kadın hareketinin çok etkili olduğunu görüyoruz toplumsal cinsiyet alanda. Yani onlar sürecin başlaması için ve yaptığı eylemler de o kadar pratik eylemler ki. Mesela kadınlar bir yere toplanıyor, önce birkaç kişiyle başlıyor, sonra bu artıyor. Her gün devlet başkanının geçtiği yolun ortasında orada bekliyorlar, şarkılar söylüyorlar, ağlıyorlar, ağıtlar yapıyorlar ve bir şekilde onun bir kapını çekmeye çalışıyorlar. Ta ki onu müzakere sürecinin başlamasına ikna edene kadar. Kendi eşlerini de dahil etmek için mesela seks grevleri yapıyorlar. Ne olsa olsun herkes de bize destek olacak ya da biz bu işi yapmayacağız. Yani biz kesinlikle çatışmanın bitmesini istiyoruz şeklinde. Liberya örneği şundan dolayı çok önemli. Orada kadınların ve LGBT artı gruplarının hem sürece dahil edilmesi hem de ilk kadın başkanı seçilmesine varana kadar bir süreç üretmiş oluyorlar. Yani barış süreçlerinin devam etmesi ve ilk kadın başkan seçiliyor. Bundan kaynaklı önemli bir örnek.
Belki şeye de bakmak lazım. Yani Bekir Hocam'ın dediği gibi pek çok yöntem var. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz hakikat komisyonları değil de Türkiye'de böyle çok antipatiyle karşılanıyor. Biraz da sadece sanki Öcalan belirtmiş gibi algılandığı için halbuki bir çatışma çözümünde bir yöntem. Hı hı. Ve Güney Afrika'da da bunun başarılı örneklerinden bir tanesi yaşandı. 1991-94 yılları arasında Uluslararası Barış Komisyonları kuruldu. Ve 11 bölgede 260 tane yerel komisyon kuruldu. Burada 15 bin tane gözlemci vardı. Şundan dolayı önemli, çatışmadan etkilenmiş olan insanlar gelip orada sorunlarını anlatabildiler. Kimileri affedildi ve orada payların ortaya çıkması için. Şundan dolayı önemli, çatışmalardan etkilenmiş olan insanlar, yani şöyle söyleyeyim, literatürde şu söyleniyor. Herhangi bir insan normal yollarla hayatını kaybetmemişse, bir çatışmada hayatını kaybetmişse çevresindeki en az 10 kişi bundan travmatik şekilde etkilenir. Türkiye üzerine baktığımızda 50 bin gibi bir rakamdan bahsediliyor ki buna böyle göç mağdurları, dolayı yerinden edilmiş insanlar, son süreçteki çözüm sürecinden sonraki kişiler falan dahil edilmiyor. Yani en az yarım milyon insanın bu şekilde travmatik etkilendiği bir sorun Türkiye üzerinde. Bu insanların sorunlarını anlatabilmeleri, yani derdini anlatabilmesi çok önemli. Burada hakikaten ortaya çıkarılması açısından ve faillerin yargılanması açısından çok önemli. Bu noktada mesela Kolombiya örneği bence önemli bir örnek. Her ne kadar çatışma türleri farklı olsa bile Kolombiya'da işte 2016'da barış anlaşması imzalandı en son. Ve anlaşmadan sonrasında böyle bir komisyon kuruldu ve bu komisyonun görevi o süreç boyunca, yani çatışmaların yaşandığı süreç boyunca suça bulaşmış olan insanlar ortaya çıkarılması. İnsanlar kendileri bunu ifade ederlerse, yani kendileri yaptıkları suçu anlatırlarsa, itiraf ederlerse şey yapıyorlardı, neydi de affediliyorlardı. Ama orada da kadınların şöyle bir başarısı vardı. Ben onu da biraz değinmek istiyorum. Yani orada da kadın hareketinin çok güçlü olduğu yerlerden bir tanesi Kolombiya Kadın ve LGBT artı gruplarının. Onlar da sürece tamamen dahil oldular ve mesela kadınlara yönelik yapılan cinsel suçların affedilme kapsamına alınmamasını sağladılar. Yani bu önemli bir başarı çünkü eğer bir af olacaksa kadınlara yönelik cinsel suçların affedilmemesi gerektiğini söylediler. Yastık barış süreciyle ilgili ben kısaca şunu söyleyebilirim belki en son toparlarken. Yani barış deyince ne kastediyoruz? Aslında literatürde iki türlü barış var. Bir negatif barış dediğimiz, aslında bizim Türkiye'de de 2013-2015 yılında gözlemlediğimiz çatışmasızlık süreci, yani silahların durduğu bir süreç. Ama asıl bizim bahsettiğimiz ki Betül Hocam'ın çalışmaları da bu alanda çok önemlidir, barışın toplumsallaşması. Yani pozitif barış dediğimiz kalıcı barış. Asıl bundan bahsediyoruz. Ama pozitif bir barışın oluşması için en az 20 yıllık bir süreç gerektiği söyleniyor. Nasıl 20 yıllık? Yani aslında bir negatif barış süreci vardır. İşte anlaşma imzalanır ve sonraki başlayan süreç. İlk 5 yıl en kritik dönemdir. Çünkü bu 5 yılda hem medya ayağıyla hem de barış anlaşmasına karşı çıkan taraflar hala süreci sabote edebilirler ki biz bunun bir örneğini yaşadık yani. Hı hı. O ilk 5 yıllık sürece bozuldu. Sonrasındaki 5-20 yıl arasındaki süreçte ise toplumsal ve sosyal yeniden yapılanma süreci vardır. Bu çok önemli. Yani barış eğitiminden tutun da barış medyanın oluşturulması, bütün insanların buna ikna edilmesi, 20 yıldan sonrası yeni bir jenerasyon ortaya çıkması. Yani çatışmaya hiçbir şekilde görmemiş, tanıklık etmemiş yeni bir jenerasyon ortaya çıkması lazım toplumsal barış sürecinin başlayacağını anlatabiliriz. Bunu neden söyledim? Çünkü Türkiye'de o süreci biz birazdan konuşuyoruz. Değinildiğinde sanki böyle tuşa basıldığı anda hemen barış olacakmış gibi, hemen süreç bitecekmiş gibi yaklaştı. Taraflar da bu şekilde yaklaştı. Ve toplumu da bu şekilde anlatmaya başlandı. Hani evet hemen barış olacak, hemen görüşmeler olacak gibi bitecek. Dolayısıyla böyle olmayınca da bir hayal kırıklığı yaratıldı. Halbuki tam tersi Türkiye'deki tecrübe çok önemli bir tecrübeydi. En azından negatif barış sürecini insanlarımız görmüş oldu. Yani çatışmasızda nasıl bir süreç olmuş olduğunu görmüş oldu. Kesinlikle. Ferda Hocam çok önemli noktaları vurguladınız. Yani o zaman ilk adım ister istemez negatif barış süreci olmak durumunda ve oradaki beklentileri de mantıklı tutmak lazım. Dünya örnekleri de anladığımız kadarıyla zaten burada maalesef geriye dönüşler barındırıyor ve uzun vadede de o pozitif barış dediğimiz ideale ulaşmak için uzun yılların gerekli olduğunu görüyoruz ve planlı, programlı ve inanarak adım adım gitmenin gerekli olduğu bir süreç. Şimdi resmi müzakere devam etmeli üst kademede.
görmedi. Ortak kademelerde hem sivil toplum hem yerel yapılanmalar, bunun içerisinde dini gruplardan dahil edilen bir sürü grup katılabilir. Toplumsal cinsiyet ayağı var. Bu meselenin bir de çatışmadan birebir etkilenen insanların birbirleri temas ettikleri, insani ilişkilerini paylaştıkları alt kademedeki durum var. Bunların hepsine baktığımızda gerçekten çok hem zorlu hem de çok kapsamlı bir süreçten bahsediyoruz. Özellikle Türkiye'de bunun bu şekilde anlatılmadığını, Ferda Hocam'ın da vurguladığı gibi bir anda barış gelecekmiş gibi bir hissiyat içerisinde sürece dahil olunduğunu ve bunun gerçekçi olmadığını görüyoruz. Çok kısa bir anekdotla sözü Betül Hocam'a bırakmak istiyorum. Ben en son yaşadığımız çatışmasızlık çözümünden 6 ay kadar önce Tunceli Üniversitesi'nde çalışmaya başlamıştım. İlk defa oraya gitmiştim ve 6 ay sonra bu çatışmasızlık sürecinin şehirde ve bölgede nasıl bir halet-i ruhiye değişimine sebep olduğunu gözlerimle gördüm. Gerçekten büyük bir değişim vardı. Ferda Hocam da vurguladığı gibi o ilk adımın bile ne kadar önemli olduğunu barışa giden yolda ben gözlerimde görmüş oldum ve doğma büyüme işte İstanbul'da yaşamış bir insan olarak bunun farkını net bir şekilde gördüm. Betül Hocam, dünya örneklerinden de referansla bir yandan konuşuyoruz. Ben yavaş yavaş lafı Türkiye'ye de getirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de biz en son bir çatışmasızlık, bir müzakere süreci yaşandı ve Türkiye siyasi tarihinde belki de barış sürecine en iyi işletilen ya da en yakın olduğumuz andı belki de. Şimdi hocam, dünya örneklerinden hareketle oradaki en temel yanlışlar nelerdi, bunu sormak istiyorum ki buradan bir ders çıkaralım. Bundan sonra nereden başlamak lazım? Hangi doğru sorularla, hangi karşılaşmalarla bunu biraz aydınlatabilmek için? Buyurun hocam, söz sizde. Şimdi öncelikle aslında Türkiye'de bizim yaşadığımız süreç müzakere süreci tam denemez. Çünkü müzakerelerin 3 aşaması vardır. Müzakere öncesi, müzakere aşaması ve uygulama aşaması. Şimdi müzakere öncesi aslında en az bildiğimiz süreç. Çünkü bu dönemde taraflar sürecin nasıl ilerleyeceğini, süreçte hangi başlıkları konuşacaklarını belirlerler. Birbirlerini test ederler. Kendi konumlarını test ederler. Ve de şunu da söylemek istiyorum. Ben uluslararası ilişkilerin realizm denen bu hep çıkarlar üzerine kurulmuş yaklaşımlarına pek sıcak bakmamakla birlikte gene de söz konusu müzakere masası olduğunda biraz bu yaklaşımın gerçekçiliğine inanan biriyim. Öyle ki aslında müzakere masası ya da barış süreçleri böyle çok liderlerin acayip barışçıl değerleriyle kurulan bir masa değil ne yazık ki. Ve müzakere masası da ancak müzakere masası o lider ve kesim için en avantajlı opsiyon olduğu sürece devam ediyor. Evet, yani bunu çözmek isteyebilir liderler ama bu elindeki en iyi yöntemse ya da en iyi yolsa seçerler. Türkiye'de şimdi bizim iki taraf içinde, Kürt hareketi içinde, devlet içinde dengeleri bozan çok şey oldu. Bunu da şöyle geri dönerek şöyle de söyleyebiliriz. Bence hem ülke içi hem küresel hem bölgesel dinamikler iyi okunmadı. Yani iyi bir analiz yapılarak başlanmadı bence sürece. Ne insanların ihtiyaçları, beklentileri tam olarak iyi analiz edildi. Ki bunun için aslında elimizde iyi bir opsiyon vardı. Akil İnsanlar Heyeti. Ve çok güzel raporları vardı. Kullanamadık bunları. Hem de bölgesel dinamikler. Özellikle Suriye Savaşı'nın bütün dengeleri değiştirmiş olması. Şimdi müzakere masasının devrilmesini ben şöyle okuyorum. Hükümet için o masada durmanın en büyük avantajı seçimlerdi. Seçimlerdeki dinamikler, dengeler değiştiği için o masa artık avantajlı bir masa olmadı. Kürt hareketi için ise Orta Doğu'da önemli bir hareket olması, Suriye İç Savaşı'yla daha güçlenmesi bu masadaki dengeleri değiştirdi bence. Dolayısıyla aslında geri dönersek bence müzakere masasına hiç geçilmemişti. Biliyorsunuz bir Dolmabahçe mütabakatı vardı. Dolmabahçe mütabakatı aslında müzakereye geçilmek için son aşamaydı. Yani müzakereye ne zaman geçeriz biz? Belli bir yol planı, belli konuşulacak konular ve bir kapatasak bir tarihsel yol planı belli olduğunda geçilir. Bu
Dolmabahçe de ortaya çıktı gibi görünürken, özellikle Cumhurbaşkanı'nın reddetmesiyle birlikte biz o süreci hiç geçemedik. Müzakere öncesi aşamada, tam o geçiş aşamasında kaldık. Aslında çok güzel şeyler de oldu mesela. Çünkü müzakerede tarafların, konuşan tarafların, yıllarca düşman edinmiş taraflarla konuşacak kişilerin yasal korunmaya alınması gerekiyor. Bunu da hatırlarsanız biz 2 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve terör unsuruna erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlenmesine dair kanun kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin esaslar başlığında bir başbakanlık genelgesiyle yerine getirmiştik. Ama biz daha o aşamaya geçmeden süreç sekteye uğradı. Bunun bir tanesini dediğim gibi iyi analiz yapmamak, bu analizde ne tür sorular sorulması gerekiyordu, süreç için nasıl siyasi ve toplumsal bir ortamdayız ve bölgesel şartlar ve konumumuz nedir, hangi gruplar ne tür isteklerle ortaya çıkıyor, bu gruplar kimleri temsil ettiğini iddia ediyor, bu grupların çıkarları, kaygıları, potansiyelleri nedir, çatışma olarak tanımladığımız şeyi nasıl ufak parçalara bölebiliriz? Ve son olarak da süreci iyi ya da kötüye çekebilecek faktörler nelerdir? Şimdi çeşitli barış süreçlerini incelemiş ve Türkiye'de de barış sürecinde ülkemize gelmiş İspanyol bir önemli bir barış çalışmacısı var, akademisyeni Vincent Visas. Ona göre 2003'te başarısızlığa uğramış 3 barış süreci deneyimi, ki bunlar Aceh, İsrail, Filistin ve Nepal. Bu 3 başarısızlığın altında yatan en önemli sebepler şunlar. Sürecin neler olup bittiğini anlamadan, süreç içerisinde güvenlik ve güven oluşturmadan, gerçekten ne istediğini bilmeden ve tarafların her biri hakkındaki zaruri elementleri ve ya da bunun verdiği zararı anlamamak. Bence Türkiye'de de tam böyle oldu. Yani süreci anlamadık ve güvensizliğimizi, aktörler arasındaki güvensizlik aşılamadı. Güven, yine iyi örneklere baktığımızda süreç içerisinde belli adımlar atılmadan önce güven arttırıcı mekanizmalar geliştirilmesi gerekiyor. Mesela bunlar çeşitli ülkelerde var. İsterseniz örnek verebilirim. Hocam şöyle yapalım isterseniz. Şimdi bu turda ben biraz dünya örneklerinden hareketle Türkiye'de ne başarılamadı, yanlış adımlar nelerdi, bunları konuşalım istiyorum. Son turda da barış öyle kıymetli bir ideal ki gerçekten bununla asla vazgeçilemez. Dolayısıyla bundan sonrakinde önümüzdeki ideal buysa hangi doğru adımlar atılmalı? İki bu konudaki uzman hocamı da bulmuşken bunu da sormak istiyorum. Şimdi müsaadenizle sözünüzü tamamladıysanız hocam bu tur için Ferda hocama söz vereceğim. Şimdi hocam sizin söylediklerinizden şunun altını çizmek istiyorum. Yani realist perspektiften hareketle söylediniz. Yani o masaya diyelim ki bu karşılıklı tarafların illaki büyük bir barış isteğiyle gönülden oturmaları gerekmiyor ama o oturmanın kendisi zaten önemli. Türkiye sürecine sizin anlattıklarınızdan hocam şeffaflığın olmaması ve güvensizlik, bunun tabana yayılmaması, belki vatandaşlara bunun adım adım açıklanması gerekiyordu. Çünkü bu mevzunun tarafı aslında baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi bir yanıyla. Çünkü bu öyle büyük bir mesele ki herkes etkiliyor. Birebir, yani farklı kademelerde etkilensek de herkes böyle bir sorundan bu ülkenin vatandaşı olarak etkileniyor. Dolayısıyla bunun farklı kademelerde taban ayrılmasını biz görmedik. Ve hocam siz dediniz ki insanların beklentilerinin neler olduğunu bilmek gerekiyordu ki ona göre bir süreç çizilsin. Tam da bu noktada Türkiye'de neler yanlış yapıldı ya da yapılamadı sorusunu yönelteceğim Ferda hocam, ama sizi biliyorum ki oldukça yerelde neler olup bittiğini biliyorsunuz. Özellikle doktor çalışmanızda da ben Ferda hocam aynı zamanda akademik çalışmalarında bildiğim arkadaşım da olduğu için o sürecini de yakından biliyorum. Yerelde insanların beklentileri nelerdi hocam? Siz ne görüyordunuz ve Türkiye'nin temelde ne yanlışlar yapıldı? Buyurun hocam. Güçlü Hanım, geçmeden bir şey düzeltebilir miyim? Tabii. Çünkü yanlışlık olmasın. Tabii. Yani şeffaflık çok konuşulan bir şeydi. Hı hı. Ben şeffaflık olmalıydı demedim. Dememde çünkü şöyle, müzakere aşamasına geçtikten sonra o da belli bir şeffaflık olur. Tamam hocam. O şeffaflıkta şu konular konuşuldu. Ama biz müzakere aşamasına geçemedik. Hı hı. Ve geçmeden önce de şeffaf olunmaması gerekiyordu. Çünkü süreci devamlı bozabilecek
Oyun bozucu dediğimiz literatürde gruplar olabiliyor. Bunlardan korumak için süreci, kırılgan süreci korumak için şeffaf olunmaması gerekiyordu ve doğru hareket etti bence burada aktörler. Ama müzakere sürecine geçtikten sonra ya da geçmeden önce toplumun bilgilendirilmesi yapılması gerekiyordu. Akil İnsanlar Heyeti de bu görevi müzakere öncesi bence belli bir aşamada yerine getirdi. Ama sadece bilgilendirme değil, Ferda hocamın dediği o temas kısmı ve beklentiler üzerinden planlama yapılması eksik kaldı. Anladım. O zaman hocam sürecin belli bir noktasına kadar çok kırılgan olduğu için şeffaflık, yani yapan her şeyin açıklanmasını beklemiyoruz. Belli bir aşamadan sonra da belli aracı gruplar üzerinden, aslında aracılar üzerinden daha fazla bilgilendirmenin anlamlı ve önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu düzeltme için de teşekkürler hocam. Ferda hocam, siz ne dersiniz? Türkiye'de temelde neyi yapamadık? Ve yerelde insanların beklentileri, yerelde diyorum ama genelde de söyleyebiliriz. Beklentileri neydi? Bu süreci yansıtılabildi mi sizce? Ya belki beklentilere bakarken biraz da hangi kamuoyunu kastettiğimize bakmak lazım. Çünkü ortada iki taraf var. Bir Türkiye kamuoyunu, Kürt kamuoyunu ve Türk kamuoyunu. Yani bundan dolayı burada hatırlıyorsunuz. Bir ekran, bir fotoğraf vardı ve işte dağdan gelen kişiler, bunların karşılanması sevinçle ve onu her iki kamuoyu tamamen farklı şekilde okumuştu. Kürt kamuoyu için o barışın başlangıcıydı. Bir semboldü. Artık barış olacak, dağdakiler gelecek, Kürt meselesi çözülmeye başlayacak şekilde. Ama Türk kamuoyunu ise bu tamamen tam tersi. İşte devlet yenildi, karşıda bir terörist örgütü var ve onun ülkeye gelmesine izin verdi ve sonraki süreçler daha sorun olmasına neden oldu. Ve sonrasında KCK tutuklanmaları süreci başladı. Aslında her bir aşamada, yani tarafların bu şey bundan dolayı önemli, bakış açısı önemli. Tam da Betül Hoca'nın söylediği gibi Akil İnsanlar Heyeti aslında tam da orta seviye dediğimiz bir aktördü. Yani gidip gruplarla görüşmesi çok önemli, yaptığı işler çok önemliydi ama maalesef hükümet tarafından 2 ay gibi bir sürece sıkıştırıldı. Buna rağmen çıkardıkları raporlara, kitaplara baktığımızda çok önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü kamuoyunun bilgilendirmesi çok önemli. Yani kamuoyunun barış açısından bilgilendirilmesi, aslında barışa ne kadar faydalı olacağını, ondan ayrıca neler değişebileceğini aktarması açısından. Belki biraz da ben sözü şey geçmek istiyorum. Tam da senin o bahsettin son dönemde, yani Kılıçdaroğlu ve sonraki tartışmalar. Ama ondan önce şunu soracağım. O dönem çalışmalarda yer alan isimlerden bir tanesi olan Sivil Süreyya Önder yakın zamanda İrfan Akkan'a verdiği bir görüşmede şöyle söylüyordu. Bizim en büyük hatamız, yani o sürecin bozulmasının, bizim sürecin bozulması nedeni bizim o süreci toplumsallaştıramamamız. Yani biz onu topluma yayamadık, halka yayamadık. Biz onu halka yayabilmiş olsaydık çözüm süreci bozulmazdı. Çünkü hükümetin karşısında göreceği toplumsal refleksten dolayı isteseyle bozulmayacaktı. Bu şundan dolayı önemli, biraz başta da bahsettiğimiz gibi tepeden inme bir barış süreci yürütüldüğü için, yani orta seviye tek örneğimiz bizim akil insanlar ve çok kısa bir şekilde şey yaptı. Sivil toplum örgütleri var, çok önemli örgütler var bu sürede çalışmalarını yürüten örgütler. Ama diğer yurt dışındaki örneklerle kıyasladığımız zaman hala onlar kadar çok fazla aktif ve nasıl söyleyeyim, yekpare bir şekilde barış dileğini açıkça deklare etmediklerini ve bunun için geçimde bulunmadıklarını, yani şu yanlış anlaşılmasın, çalışmalar anlamında söylemiyorum. Gerçekten böyle zamanlarda, hele o harf süreci zamanlarında çalışmaları çok sıkıntılı, hele Türkiye'de sivil toplum açısından çok daha sorunlu. En son çıkan yasayla birlikte biliyorsunuz çok daha zorlaştı sivil toplum alanında çalışması. Ama buna rağmen sivil toplumun çalışmalarını yürütmesi çok önemli. Çünkü sivil toplum tam da böyle orta seviye dediğimiz bir tampon görevi görüyor. Birinci seviye ve halk seviye arasında. Yani biz halk olarak baktığımızda şunu, siz bir Diyarbakır'a gittiniz, insanlara sorduğunuzda şu çözüm sürecini çok önemsiyorlardı, o barış sürecini. Ve hatırlıyorsanız hükümetin o dönemdeki pek çok hatasında da sürekli şey vardı. Ama kimse tepki göstermesin, ses etmeyelim. Mesela karakollar inşa ediliyordu, karakollar inşa ediliyordu. Ama her şey rağmen, ama ses etmeyelim, yeter ki süreç bozulmasın. Bir yandan da Türk kamuoyu ikna edilmeye çalışılıyordu bununla ilgili. Yani dolayısıyla bu süreçler gerçekten tabana yayılması, toplumsallaşması çok önemli bir aşama. Bundan şeye gelirsem, Kılıçdaroğlu'nun sözüne ve belki şu anki biliyorsunuz önümüzde bir seçim süreci var. Evet. Ve CHP tam da böyle iktidara oynayan bir parti. Bu noktada Kürt meselesiyle ilgili söylemleri çok önemli. Hangi noktadan baktıkları çok önemli. Yani HDP'yi muhatap almaları güzel bir söylem orada dile getirdi. Sonrasında işte Sezai Temelli'nin hayli muhatap İmralı'dır çıkışı ve sonraki liderlerin söylemlerine baktığında aslında şunu görüyoruz.
Mithat Sancar'ın ben şeyini okudum, verdiği demeci. Aslında zaten Mithat Hoca alandan da olan biridir ve çatışma çözüm örneklerini, diğer dünya örneklerini de İrlanda, Güney Amerika'da gidip yerinde de Güney Afrika gidip yerinde de görmüş olan bir kişi. Dolayısıyla yani şunu çok iyi söylüyor. Aslında Türkiye'deki olaya baktığımızda da mesele tek boyutlu bir mesele değil. Dolayısıyla siz sadece meclis ya da HDP'yi muhatap olarak çözemezsiniz. Sadece PKK'yı muhatap olarak da çözemezsiniz. Ki zaten biz iktidar kanadındaki şu söylemi de görüyoruz. 2009'da bir Oslo sürecinde işte Öcalan ya da PKK söylemleri kullanabilirken sonrasında gelen tepkiden dolayı artık kimse Öcalan demiyor. İmralı, PKK içinde Kandil söylemleriyle geçiyor. Bu, dediğim gibi son dönemde konuşulan yani aktörlere baktığımızda aslında CHP eğer iktidara oynuyorsa yani HDP muhatap alması çok önemli. Zaten almak zorunda ama ortada böyle Kürt meselesi gibi bir sorun varken çetrefilli ve pek çok boyutlu, pek çok aktörün yer aldığı, hatta uluslararasılaşmış bir sorundan bahsediyoruz. PKK'nın işte Türkiye'deki konumuyla birlikte. Bunu sadece HDP ile mecliste çözeriz bakış açısı ve perspektifi kesinlikle yanlış bir perspektif. Ama tabii ben Kılıçdaroğlu'nun bu söylemini de anlayabiliyorum. Sonuçta seçim öncesi yapacağı her konuşma çok önemli olacaktır. Ve iktidar tarafından çok net şekilde manipüle edilebilecektir. Dolayısıyla hani şu an yapabildiği tek şey, burada yasal ve meşru bir siyasi parti var ve ben onu şey olarak muhatap olarak alıyorum demesi önemli bir açıklama. Açıkçası ben şu an HDP'nin başına Mithat Sancar'ın olmasını da önemsiyorum. Biraz önce örnek verdiğim gibi yani pek çok dünya örneklerinde gidip yerinde deneyimlemiş biri. Dolayısıyla aslında bu çok yönlü aktörlerin olduğunu ve sürecin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair de hem akademik olarak hem de hem teorik olarak hem de pratikte de iyi bilgisi olan bir insan. Belki şeye bakmak lazım yani Kürt meselesi yani bir çözüm süreci yaşandı. 2 yıllık bir elimizde bir tecrübe var. Bir negatif barış süreci var. Bu çok önemli bir tecrübe. Ve bunun üzerinden ben gerçekten şeye hiçbir şekilde olumsuz bakmıyorum. Yani yeniden başlamaz, nasıl başlar, bu iktidarlı olur, başka iktidarlı olur. Yani biz dünya örneklerine de baktığımızda Betül Hocam çok iyi bilir benden. Daha iyi bilir. Yani hepsinde birden fazla başarısız örnekten sonra başarı örneğin geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle ön koşullarla bu süreçlerin başlaması çok büyük bir sıkıntı. Yani hatırlıyorsunuz çözüm sürecinde şey söyleniyor işte. Peki silah bıraksın sonrasında. Barış anlaşması imzalanır. En basitinden biz Kuzey İrlanda örneğine baktığımızda 98'de Hayırlı Cuma Anlaşması imzalanıyor. 2005'te silahlar bırakılıyor. Arada 7 yıllık bir süreç var. Tam da Betül Hocam'ın dediği gibi o şey süreci, hazırlık süreci, müzakere öncesi süreç. Yani bu süreçler çok önemli ve Kürt meselesi çok boyutlu bir sorundan biri bahsediyoruz. Tabii ki meclis ayağı çok önemli. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi önemli. Kürtçe ana dilde eğitim yani. Yapılabilecek pek çok aşama var mecliste bunun yasalarla yapılabileceği ve demokrasileşmenin sağlanması için. Ama bunların tek başına yapılması kesinlikle yeterli olmayacaktır. Yani en basit hemşire söylenir. Kimle kavga ediyorsanız onunla barışırsınız. Ki ben yerelde çalışımda da onu gördüm. Yani toplum içindeki şeyleri baktığımızda mikro çatışma diye tanımladığım işte öldürme, yaralama, kız kaçırma, arazi çatışmaları bu tür meselelerin çözümlerine bile baktığımızda tek başına kişinin, failin ceza alması yeterli olmuyor ve toplumsal barış için her iki taraf arasında barışın olması için her iki taraf arasında bir barış yapılıyor. Çünkü Türkiye baktığımızda yani bir kolektif kimlik bilinci var. Yani bir sorun varsa sadece tek kişi değil de bütün aile sorunludur. Dolayısıyla yani biz Kürt meselesine de baktığımızda şunu görmemiz lazım. Çok yönlü, çok aktörlü bir sorun ve bir çözüm olacaksa bunun meclis ayağı da olacaktır, bunun örgüt ayağı da olacaktır, bunun İmralı ayağı da olacaktır. Bunun halk ayağı çok önemli, yerlerden gitmesi çok önemli, sivil toplum ayağı çok önemli. Yani dolayısıyla çok katmanlı olacaktır. Belki son olarak şöyle bitirebilirim. Yani bizim temel görevimiz hepimizin bunu böyle aman baştaki siyasiler bir araya gelsin, barış sürecini başlatsın şeklinde beklemeyip bu süreçte aktif neler yapabiliriz? Yani işte akademisyenler neler yapabilir, sivil toplum örgütleri neler yapabilir, dini liderler ki pek çok ülkede çok etkili olduğunu görüyoruz. Dini liderleri şundan dolayı söylüyorum çünkü Türkiye'de hani kendi dindar olarak ifade eden kesimin %90'larda olduğunu bildiğimiz bir veri var elimizde. Dolayısıyla dini liderlerin rolü, kadınların rolü yani bütün grupların dahil edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben süreçten şu şekilde umutluyum. Yani eninde sonunda çözülecek bir sürü dünya örneği var. Olumlu ve olumsuz örnekler var. Başarılı ve başarısız. Hepsi önümüzde. Hepsinden dersler çıkarabiliriz. Kendi önümüzde de bir başarısızlığa uğramış olan bir süreç var. Oradan alınan dersler de çok önemli. Yani bu şekilde toparlayabildim.
Evet, o zaman şunu ortaya koymak lazım. Türkiye'de ne olursa olsun başarısızlığa uğrasa da elimizdeki birikim çok kıymetli ve yol gösterici. Artılarıyla eksileriyle. Dünya örnekleri de aslında yol gösterici. Dünyada ilk defa çatışmayı çözmeye çalışan ya da barış sürecine dahil olmaya çalışan toplum biz değiliz. Dolayısıyla bu bilgi birikiminden de faydalanabiliriz. Ve sizin de vurguladığınız gibi bu mesele ulus devlet sınırlarını da aşmış, uluslararası boyutları da olan bir sorundan bahsediyoruz. Bu çok önemli. Ben son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ferda hocamın da bahsettiği gibi iktidara aday bir parti lideri olarak ve bir bloğun aslında belki de önderliğini yapacak bir lider olarak Kürt sorunu meselesini tekrar önüne koyması, bu meseleye girmesi ve öncekinden farklı olarak öncekinde de çözüm meclisi olmalıydı diyordu ama Halkların Demokratik Partisi'ni bir aktör olarak işaret etmesi çok doğru ve anlamlı bir adım. Bunun yanı sıra Ferda hocamın da vurguladığı gibi yaklaşık 35 dakikada da konuştuğumuz gibi bu mevzu farklı boyutları olan bir mevzu. Dolayısıyla muhatabı da tek olacak kadar basit bir meseleden bahsetmiyoruz. Şimdi Betül Hocam, bu muhataplık tartışması en güncel tartışmamız. Ama biz biraz arka plan ve yapısal nedenlerle birlikte bu meseleyi ele alalım istedik. Şimdi hocam, siz bu tartışmadaki şimdiye kadarki konuşulanlara ne eklemek istersiniz? Ve hocam, bu sürecin bir seçim malzemesinden öte çok daha önemli bir mevzudan bahsediyoruz. Doğru adımlarla ilerleyebilmesi için şu anda elimizdeki birikimle bugün nasıl davranmak gerekir? Bu muhatap tartışması olsun ya da kimler nasıl olmalı? Ferda hocamın da dediği gibi çatışan gruplar barışacak ve yerel dinamikleri var, bunun uluslararası dinamikleri var. Siz bununla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Ferda Hocam aslında çok iyi özetledi ve bir tek cümle bile çok anlamlı oldu. Kimle savaşıyorsanız onunla barışırsınız, kimle küstüyseniz onunla barışırsınız. Ama şimdi şöyle, bunu hani akademik bir çerçeveye oturtturduğumuzda şu soruyu soruyoruz biz. Hani analiz önemlidir dedim ya, bu çatışmanın taraftarları kimlerdir? Asıl taraftarları, birinci taraftarları. Eline silah almış gruplardır, çatışan gruplardır, direkt yaşamış gruplardır. Yani devlet ve PKK'dır. Ve elbette bundan etkilenmiş toplumsal kesimler ve onları temsil eden siyasi aktörlerdir. Bu açıdan baktığımızda HDP bir muhataptır ama tek ve asıl muhatap değildir. Ama geri dönersek, barış yapmanın bir tek yöntemi yoktur dedim ya, müzakere açısından baktığımızda böyledir. Ama bütüncül yaklaştığımızda birçok müdahale gerekiyorsa bunlardan en önemlisi Türkiye'de yapısal dönüşümlerdir. Yapısal dönüşümler nedir? Çatışmaya sebep olmuş kurumlar, yönetim biçimleri, yargılar, bunların hepsi değişmek zorundadır. Bunun yeri neresidir? Parlamentodur, cumhurbaşkanıdır, değil mi? O açıdan baktığımızda da HDP bunun önemli aktörlerinden biridir. Yani sadece müzakerelerden bahsediyorsak HDP asıl ve tek aktörü değildir. Ama bunu bütünleyici, barışı bütünsel yaklaşımla baktığımızda gerekli olan yapısal dönüşümler için HDP önemli bir aktördür. Ama ondan öte de gene de barış süreci masasında, müzakere masasında birçok aktör olması gerekir. Genel olarak dünya örneklerine baktığımızda barış süreçlerini başarılı birkaç faktörden bahsedeceğim. Bundan birincisi, hiçbir barış süreci salt iki taraftan oluşmaz. Yani asıl aktörleri iki taraf olsa bile salt iki aktörden bahsedemeyiz biz bu süreçlerde. Mümkün olduğunca çok aktörün süreci dahil edilmesi gerekir. Gene bir örnek vereyim. Kuzey İrlanda'da masa kurulduğunda milliyetçi kesim masaya gelmeyi reddediyor. Ama sembolik olarak masada yeri tutuluyor. Çünkü sen her zaman bu süreci dahilsin mesajının gitmesi için. Ve sonunda sürecin orta bir yerinde bu aktör masaya geliyor. Bu mesajın verilmesi çok önemli. Güney Afrika örneğinde süreçte bunun çok etkili oluyor. İkincisi, silahlı grupların varlığının uzun sürece kalıcı olduğunun kabulü çok önemli. Çoğu örnek gösteriyor ki silahlı örgütler müzakerenin devletlerce kendilerini kandırmak üzere
ayarlanmış süreçler olarak görebiliyor ve silaha son garantilerini almadan veda etmiyorlar. Mesela Sudan'da SPLM-A devlette bir çeşit siyasi güç paylaşımı garantisi olmadan ateşkes yapmayacağını belirtiyor. Keza Guatemala'da son aşamaya kadar benzer süreçler yaşanıyor. Gene Ferda Hocam söyledi, aynı zamanda birçok kanaldan diyalogların sürdürülmesi, sivil toplumun yaptıkları çok önemli gene üçüncü faktör olarak. Dördüncü faktör olarak, bunu çok az konuşabildik ama bence en önemlilerinden birisiydi, güven sorununun aşılması için üçüncü tarafların yardımı. Yani bu taraflar içeriden olabilir, dışarıdan olabilir. Çoğu zaman söylediğim gibi güven sorunu masanın terk edilmesinde en önemli sebeptir. Türkiye'de de hatırlarsınız 2009'da başlayan sürecin bitmesinin en büyük sebeplerinden birisi ne kadar PKK'li sınırdan çekildi, çekilmediği tartışmasıydı. Ve gene 2013'teki sürecin bitimine doğru biz üçüncü göğüs tartışması yaşadık Türkiye'de. Bunlar çok önemli ve ne yazık ki konuşmaya başlayıp daha içini doldurmadan sürecin tamamlandığı meselelerdi. Birçok sürece baktığımızda bir çeşit güven arttırıcı mekanizmaların ve dışarıdan gözlerin, içeriden de olabilir ama daha objektif sürece destek olacak, güven yaşandığı zaman müdahale edebilecek mekanizmaların devreye sokulması gerekiyor. Birçok barış örneğinde bunlar ya kuvvetli ülkeler ya Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi ya da bölgesel aktörler. Biz bunu içeriden de kurabilirdik ama hiçbir şekilde kurmamış olmamız, yıllarca güvensizlik, düşmanlaştırılmış, yaşanmış kesimlerin konuşması ve birbirine adım atmasının önünde önemli bir engeldi. Hı hı. Ağzınıza sağlık hocam, çok önemli noktaları vurguladınız. Ferda hocam, varsa da sizin son sözlerinizi alarak programımızı yavaş yavaş sonlandıralım diyorum. Bekir hocam çok güzel özetledi. Belki şey örnek verebilirim son olarak. Yakın tarihte bir 2016'daki Kolombiya Barışı'na da baktığımızda Kanada ve Küba, bir de Birleşmiş Milletler'in orada üçüncü göz olarak masada olması. Hatta şey söylüyoruz, süreçte müzakere yürütenler bunun çok önemli olduğunu ve masa devrileceği noktada onların müdahaleleriyle devam edebildiğini o sürecin. Yani dolayısıyla gerçekten üçüncü göz dediğimiz üçüncü tarafların bulunması çok önemli masada. Bildiğim kadar. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Betül Çelik ve Doktor Ferda Fahreoğlu Akın. Bu çok kritik meseleyi çok boyutlu bir biçimde Medyascope izleyiciler için aydınlattınız. Ağzınıza sağlık. Bu özel yayınımızda Profesör Doktor Betül Çelik'i ve Doktor Ferda Fahrioğlu Akın'ı ağırladık. Ve son dönemdeki muhataplık, Kürt sorununda muhataplık tartışmasından hareketle çatışma çözüm ve barış süreçlerine dünya örneklerinden Türkiye projeksiyon tutarak odaklandık. Yayınlarımıza devam edeceğiz. İyi günler. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.